été voulu par les... Chatley. Abdullah Chatley. 90'lı yıllar Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden biri. Devlet içindeki çeteler, faili meçhuller, hak ihlalleri ve beyaz soroslar. Terörle mücadelede kurunun yanında yaşında yandığı yıllar. Adı o dönemle anılan birkaç isim var ki onları bölge halkının zihninden silmek mümkün değil. İçlerinden biri de dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener. Bakanlık dönemi daha çok Susurluk olaylarının üstünü örtme çabalarıyla biliniyor. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı. Sandık günü yaklaştıkça siyasi karakteri değişiverdi. Bakın bu Selahattin Demirtaş hakkındaki düşünceleri. Siyasetçilerin, gazetecilerin tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Aday gösterilmiş bir kişinin de kampanyasını rahatlıkla bizlerle eşit koşullarda yapmasını isterim. Peki Akşener terör örgütü PKK'ya açık destek veren, PYD terör örgütü değildir diyen, 6-8 Ekim'deki Kobani provokasyonunu başlatan Demirtaş'a neden destek veriyor? Açıkçası bu tip açıklamalarla Kürt oylarını devşirebileceğini düşünüyor. Ben sadece 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım ama 5 yıl bakan olduğum sanılıyor. O nedenle bahsedilen olayların yansıtıldığı kişi ben değilim aslında. Yani benimle ilgili Kürtlerin oy vermeyeceği iddiası bir şehir efsanesi. Peki gerçekten öyle mi? HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, kendisi 90'lı yılları yakından bilen bir isim. Eşi Savaş Buldan 1994'te kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılıp öldürülmüştü. Ölümü faili meçhul kaldı. Bakın Pervin Buldan Akşener'in bölge halkından oy alma çabaları için ne söylüyor? Bu bir şehir efsanesi değil, bu bir gerçek, bu bir realite. Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce insan sokaklarda katledildi, kafalarına kurşunlar sıkıldı. İnsanlar kaçırıldı, kaybedildi. Buldan'a göre Akşener bölge halkından tek bir oy bile alamayacak. Kürt halkının zihninde ve beyninde asla silinmeyecek bir gerçekliğe sahiptir. Sayın Akşener'in bu anlamda Kürt halkından bir tane bile oy almayacağını kesinlikle ifade etmek isterim. Meral Akşener tüm planını Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali üzerine yapıyor. Ama bunun için birinci turu CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin önünde tamamlaması gerekiyor. Ayrıca yetmez. İkinci turda HDP oylarını da almalı. İşte Demirtaş çıkışı buna yönelik bir çıkış. Ama HDP kanadından gelen açıklamalar nedeniyle evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani Akşener'in hevesi kursağında kaldı.